Sevgili izleyiciler, Van Gölü çöplüğe dönüyor başlıklı haberimizi getireceğiz. Az önce Van Gölü'nün dip temizliği ile ilgili bilgiyi vermiştik. Van denince aslında dünyada haritaya da baktığınızda ilk akla gelen Van Gölü'dür. Van Gölü çok önemli bir değerdir. Ya Van Gölü olmasaydı neleri kaybedecektik, nelerden mahrum kalacaktık sorusu çok önemli. Herkes bir düşünsün. Van Gölü olmasaydı Van nasıl olurdu? Vanlılar nelerden mahrum kalırdı? Bu sorgulamayı lütfen bir yapalım. Zira Van Gölü'nün devlet yetkilileri, kurumlar, Van Gölü'nün temizlenmesi için hummalı bir çalışma yaparken, büyük çaba sarf ederken, dip o kokular, o çirkin, kirli kokuların da gitmesi için dip çamur temizliği yapılırken, vatandaşa hiç görev düşmüyor mu sizce? Vatandaşlar Van Gölü'nü her türlü çöpü atarak kirlettiğini, çocuk bezlerini Van Gölü'ne attığını, elindeki poşetleri, karpuz kabuklarını vesaire ne varsa poşetlerle Van Gölü'ne yığın yığın attığımızı biliyor muyuz? Bu nedenle sevgili izleyiciler, bize düşen sorumluluğun farkında mıyız? Önce haber izleyelim. Görüntüler Van'dan. Duyarsızlık Van Gölü'nü kirletmeye devam ediyor. Gevaş-Tatvan arasındaki sahil ve Tatvan iskelesindeki görüntüler yürek sızlatır cinsinden. Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan yöre halkının deniz olarak nitelendirdiği, en son ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen fotoğrafı ile birinci olan Van Gölü kirletilmeye devam ediliyor. Denizi andıran büyüklüğüyle, maviliğiyle birçok şiire, hikayeye konu olan Van Gölü bu kirliliği hak etmiyor. Van Gölü'nün çevresinde bulunan ilçelerin kıyısındaki çöpler, kirletilen su yürekleri sızlatıyor. Özellikle piknikçilerin götürdüğü yiyecek ve içecek artıkları ve birçok çöp çeşidi rastgele göle atılıp kirletilmesine neden oluyor. Sevgili izleyiciler, WhatsApp hattımıza gelen vatandaşlarımızdan aldığımız görüntülerdi. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Van insanına Van Gölü ile ilgili gösterdiğiniz duyarlılık ve bu görüntüleri çekip bize attığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Van Gölü kirliliğine bütün Van halkının duyarlılık göstermesi önemli. Van Gölü ile ilgili yarın hem başka haberler yapacağız, bir de bir makalemiz var, değerlendireceğiz.